Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emrah Eroğlu. Yine çok bilgilendirici bir video ile tekrar karşınızdayız. Bu videoda da diğer videolarımızda olduğu gibi sizlere araçlarınızın neden arıza yaptığını, arıza tespitini nasıl yapabileceğinizi göstermeye çalıştık. Elimizden geldiğince sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştık. İnşallah faydalanırsınız. Kanalımızda birçok eğitici video var. Bunları izleyip de kendi araçlarınızın arızalarını tespit edebilirsiniz. Uludağ Otomotiv olarak Ercan, Erkan ve ben Emrah olarak 3 kardeş işlettiğimiz bu dükkanda sizlere bildiklerimizi ve öğrendiklerimizi, abilerimin 30 yıllık birikimlerini güzel bir şekilde sunmaya çalıştım. Şunu da belirtmek isterim ki abilerim usta burada. Ben sizlere işin nasıl yapıldığını sunmak için hizmet veren biriyim. Video montajları, çekimler, telefonlar, randevu sistemleri, muhasebe gibi işlemlere ben bakıyorum. Personelle beraber sizlere en güzel şekilde hizmet vermeye çalışıyor. Bizlere ulaşmak ve randevu almak istiyorsanız eğer telefon numaram 0546 864 3455. Fakat sizden öncelikle rica ediyorum, sabah 9.30'da akşam saat 8 arasında ararsanız daha iyi olur. Mesajlara da fazla bakamıyoruz iş yoğunluğundan. Aramalarda da o an müsait değilsek otomatik mesaj dönüyorum. Sizleri daha sonra arayıp bilgilendiriyorum. Videoya başlamadan önce de bir like atarsanız, hala da kanala abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. Usta şunu yapsanız daha iyi olur dediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda bekliyoruz. Bizde her şey objektif. Neysek oyuz. Fiyatımızda, işçiliğimizde apaçık ortada. Her şey belli. Şimdiden videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman lafı fazla uzatmayalım, artık videomuzu oynatalım. Araç Tofaş'ta olan Selex müşterimiz Demirtaş'tan geldi. Aracın başlığı şikayetleri, hararet yükseliyor. İlk marşta boğuluyor. Yağ su karıştırmış. Benzin valfinden kaçak varmış. Egzoz ısınınca takır tukur ses yapıyormuş. Sorun zaten belli arkadaşlar. Yağ su karıştırdıysa gördüğünüz gibi boza kıvamını almış. Conta yanıktır. Silindir kapağını açacağız ve silindir kapak contasını kontrol edeceğiz. Ne durumda? Kapakta bir sıkıntı var mı? Müşterimize ne kadar masraf çıkacak? Ona göre aracın alt takımına vesaire de bakacağız. Müşterimiz yapın abi derse onları da yapacağız. Şimdi hep beraber silindir kapağımızın ve contamızın durumunu görelim. Öncelikle aracımızı bir oluşabilecek lekelere karşı muhafaza ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizin değebileceği her yeri koruyoruz. Zaten müşterimizin arabası da gördüğünüz gibi temiz. Yetişmiyor. 10 lokma torna bir daha. Maşallah bir ya. Yetişmiyor. Neyine çekeyim? Dişimine mi çekeyim? Estağfurullah. Uğur abi yatası sökmesek karbetörle birlikte alıyor dişleri. Uğur. Kim o? Uğur abi. Uğur güne iyiydi ya. Bize yardım oluyordu. Tabi. Kim ya? Uğur be ya, Uğur. Ha, Uğur mu? Ne Uğur kadar... tabi evlat Uğur ya. Ercan abinden ne Uğur kadar kardeşim. Küfür yiyor. Şu an videoyu izliyorsan seni andık, yad ettik. Kaskı dün akşam mi konuştum ya Uğur kankimine. Diyor özledim sizi diyor. Vallahi biz de özledik ya. Biz de özledik dedi ve Barış Usta. İçinden geçen duyguları söyledi. Aleykümselam, hoş geldiniz abi. Ya bunu sigorta zaptı da. Motor lambası onu söndürebilir miyim? Motor lambası yanıyor sönmüyor. Nasıl sökmedi abi ya? Ağzılaması mı yanıyor? He. İşime geldi. Ferro. Ağızda tespiti bağlasana araca. Kutu başını sök. Çok ki. 13 ver. Kayıt be. Tofaş ne kadar kalın civata çıktı olursa abi. İşte Citroen'i hatırlıyor musunuz? Citroen neydi abi? Bellingo. Yok, ben başka bir şey söyleyeyim. Dün akşam işte o kadar da dinledik yani. Videoyu yine açıldı. Aracımız Citroen Bellingo. Bilal, üçkağıtçılık yapma. Vallahi abi sen çöktü, ben yoktum zaten de. Sen zorlarım var. Yani Barış abi. Yok hastayım, yok bilmem ne. Vallahi hiç iyi değilim hiç. Ben yokum arkadaşlar. Yokum diyor. Zaten... Ercan abim neye gitti? Kahvaltıya Ercan mı gitti? Ercan abim dükkandan kaçmak olsun da. Neye gitti o? Ne olursa olsun. Parça mı almayı? Ha, parça alacaktı. Evet, sözde öyleydi ama inşallah. Öğlende hastane var. Barış abi ya, şunu sen makineye bağlasam ya. Ha. Ben de çekinme devam etsem.
Bak hızlı ama. Tamam hızlı ya. Allah zorlarım seni. Araba ne? Ha şu ya. Söyen belli yok. Ben bir üstümüzü çekeyim. Ne? Şey, araba ne diyor? Söyen belli yok. Altı yoksa düz ver. Ferro pense. Ya Cina bugün var ya, sabah havasını öğlen yemeğini birleştirecek. Öğlen yemeğinden kara geçeceğim diyor var ya. O yüzden gelmiyor, ben anladım bunu. Soracağım sana ama. Ercan abi ya. Nerede? Doğudan mı gitti sanayiye? Sanayiye mi? He, hem dedi bir iki parça alacağım dedi. Hem dedi börek alayım gelin. Evet, siz inandınız mı? Öğlen yemeğini dengelemeye çalışıyor herhalde. Bekliyor musunuz siz? Bekliyor. Bekle hala aç karnı. Umut ekmeğe fakirdir diye hoş adamıyorsun. Umut işte insan yapacak bekliyor ya. Öldük yalı açtık lan. Öğle yemeğini bedava getirmeye çalışıyor ya. Ben ama fark abi ettim. Sizin vücudunuzu fit tutmak için. O masallayı verir misin? Ben fit tutacağım onu öğlenliği. Anlaşacaksınız. Yoracak sizi şimdi. O yüzden bakmasın Fero'ya. Aç ama kıpır kıpır. Fero'yu sorma. Amcaoğlu da gelmedi Fero'ya. Rezil etti diyor beni. Fero şunu şunu artık ne olur giyme ya. Ne olur giyme artık. Kaçsın abi. Seni görünce sıcak diyorum, terliyorum. Ya bizim gibi yelekten çalışıyor. Motor için zımparamda terliyormuş bir de. Terliyorum ben diyor. Böyle zor işler yaptım. İyi bir kamerucu varmış Suriye'de. Suriye'de Mesih Bey. Taşındı mı? Ben çok meşgul. Taşındı, Hamitlere gitti abi. İşlerden anlıyor mu? Hepsinden anlıyor. Abi motosiklete LPG bağlıyor. Direktlikten? Hepsinden anlıyor abi, aklına ne geliyorsa. Yeter ki tekeri yere bassın yani. Tabii tabii kesinlikle. Oğlum, niye boş duruyorsun? Ne abi? Şu malzemeleri güzelce bagaja biz sıralım. Bagaja bir şey sar önce. Adamlar ne biçim saplama yaptı? İki tane civata karmetöre yetiştirmiş. Ne yapmışlar? Dört tane kullanmış adam. İyi yapmış yani. Ama bizim için iyi yapmamış. Araba. Ya tam da şeyi ara, istediğim şeyi sökmüş herif. Erkan gelecek ya. Bu başkasının yanında çalışırken nasıl çalışıyor ben onu merak ediyorum. Harbi ya. Erkan gidiyordu bana. Abi. Nasıl kovmadı bu zamana kadar? O zamanlar yapıyorduk işini. Canavar gibi, fişek gibiydi. İş dayanmazdı ona. Bir de işten çıkıp ek iş yapıyordu. İş alıyordu, bizim dükkanda yapıyordu. Yok çalıştı mı? Çalışıyor. Allah'a var şimdi. Çalışıyor. Çok hızlı çalışıyor. Yani onun kadar hızlı çalışamam. Ben bile çalışamam yani. Çalıştı mı çalışıyor ama işte bir çalışmaya getirene kadar. Abi artık ne diyeyim? Adama şişeyi Barış koyacağım abi. Abi. Barış abi. Anam. Bekle. Minibüs. Bilmiyorum. Sen vallahi ben çok hızlı sandım. Ben demedim. Evet. Evet arkadaşlar. Sabah kahvaltısı çıktı. Tayin pekmez. Ercan abim gelecek ekmek abi. Ekmek getirin şuradan. Siz bunu yersiniz. Ufak değil. 13 yarım var mı? Fero getirdin mi 13 yarım? Getirmiştin. Sırtlarım ağrıyor. Gitsen masaj mı yaptırsan ne yapsam ya? Ercan abi söyle haftalı peşin versin ya. Masada gideceğim. Evet. Fero. Şırınga da getir. Fero şırınga getir de şu yağı çekelim oğlum. Mehmet abi. Ha. 17'lik çivatayla 16-17 yolu git. Hani bizim çiköyde tepsimiz yok.
Lan Ercan abi, sana bir daha güvenir miyim ben? Sen börek hazır alıp geliyorum desen yine güvenmeyeceğim. Diyor bak abi, ben oradan simit yerim yani. Al geldi. Yaz geldi. Gına geldi. Gına geldi. İspirleri ben anladım. Gelin size bak. Tüh, bir an böyle karnında bir mutluluk hormonları gözünü açtı böyle bir. Acaba mı dedi ama. Yok, bunu şimdi çekmiyorum ben. Evet. Egzoz da çıktı. Ya Mehmet abi ne yapıyorsun? Bu adamdan ne istiyoruz Allah aşkına? Şu an trigger'e geçtiler. Bunu çarabilir misin canım abi? Hemen Barış Bey. Buyur abi. En sevdiğim abi. Sevişmeler karşılıklı diyor. Ben de seni seviyorum. Ben iyi. Ne kız? Ne kaydı? Ne oldu? Çok tecrübe oldu. Sen ne? Bulabilir miyim? Ne bulursun sen de? Tabanca hazır mı? Zero çekil de ben bir daha buradan bir iki el at. Çalışabilir miyim? Altı lokma tornavida getirsene Ferhat. Lazım. Her yerde lazım. Ne yapayım kendim? Kardeş de gelmiyor. Kardeş memlekette. Kavurma getiriyorsun kardeş. Ona da kavurma para borcumuz da sonlandı. Arkadaşlar sesin çok gelmesinin sebebi, bakın şu an dükkan önündeyiz ve dükkan çakılı bir pozisyonda. Bundan dolayı mecburen, çünkü hemen bunu söküp diğer işlemlere devam ederken kapağı kapakçıyı yollayacağız. Kapağın revize edilmesini bekleyeceğiz. O sırada diğer işlerimizi yapacağız. Bizim çalışma sistemimiz böyle. Hızlandırılmış bir şekilde araçları teslim ediyoruz. Oğlum 13 var mı? Geldi mi 13 lokma? Evet. Hangi? Kaç? 13 lokma. Lokma. Teşekkür ederim. Tabanca. Yani dişimle sökemeyeceğim için. Aha. Oh, hayır, hayır. Yavaş şu adama bak da 19'a vurmasın. Oradan mı? Oradan mı? Tamam. Hadi ben buradan beri daha rahat sökerim istiyorsanız. Sökelim de. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Al bunu da koy bagaja Ferun. 15 lokma burada mı? Belki bunlar 15'e de benzemiyor, 17'ye benzemiyor. 17 ile 15 lokma. Şöyle lan. Takacağız onları bir daha. Şimdi çektik onu ne ya. Ne gerek var? Koymasın üstüne. Ders su. Yani. Her zaman aynı şey yapıyor. Ondan sonra tavadan civata ayır. Sıkacağız ya şimdi onları geri. Tamam tamam. Sakin ol, sakin. Senin ne var? Al. Yağ bakım mı?
Vallahi. Bez var mı orada? Bez ver yerden. Kırmızı var orada bir tane. Ercan abi sanayide birazdan gelir. Var. Ver abi masaya koy. Ve bir tane daha taş gitti. Ya hak. At. Bak buradan su almış. Komple gidelim ya. Burada su tabi. Evet. Bu taraftan da bakmak iyi oldu. Şimdi bu taraftan geri döndüm ama burası ya senin yaptığın ayıp ya. Kongre bütünleşmiş lan bu. Conta mı? Allah Allah. Burada yanık conta. Tam buradan zaten. Komple gitmiş zaten. Ya. Artık kapağın durumunu öğreneceğiz. Kapaktan gelecek haberlere göre evet. Hareket edeceğiz. İnşallah kötü bir şey yoktur. Burayı da ölçeceğiz. Blokta bir sıkıntı var mı diye. Sadece conta yapışmış bloğu bir şey olmamış gibi gözüküyor ama yine de kontrolünü sağlayacağız. Kapağımız da şu an bu vaziyette. Görüyorsunuz. Subapların halini görüyorsunuz. Yine bir antivirüs kullanılmamış. Paslı. Manifold çantasının su giriş yerlerini görüyorsunuz. Hep gitmiş. Şimdi kapak kapakça içecek. Kapakçımızın testleri sonucunda kapağa ne işlemler yapılmış birazdan hep beraber göreceğiz. Akşamdan yağ tapamız açılmış, sabaha kadar süzülmüş şu anda. Temizlik aşamasına geçiyoruz. Bir kat atmışlar, temizlemişler. Şimdi tekrar bir daha temizleyecekler. Bundan bir yandan çilindir kapak civataların giriş yerlerini fren hidroliğiyle dolduruyoruz. İçindeki pası pisliği atsın diye. Bir süre bekledikten sonra havayla temizliyoruz. Evet, kapak kapakçıdan gelene kadar şu anda temizlik işlemleri yapılıyor arkadaşlar. Bu dünkü Sten Berlingo'nun şeyi, atalım bunu. Bütün saplamalarımız değişiyor. Tamam, ben düzenleyeyim istersen. Saplamalarımızın durumunu görüyorsunuz. Komple gitmiş artık buradan. Tabii bunlar değişirken diğerlerinin de değişmesi daha sağlıklı. Güzelce temizliği yapılacak. Yeni saplamalarımız mermi gibi. Eski kapağımız. Bak şuradan çatlak var. Bir burası. Bak bir de şurası bak. Buradan. Tam sibabın olduğu köşeden böylece çatlak. Şu içi. Çek bakayım ya. Evet. Evet şu an gözüktü. O noktalardan çatlak olduğu için kapak değişiyor arkadaşlar. Çürük olsa bir şey olsa dolduruluyor ama çatlakta bir işlem yapamıyorsun. Mecburen. Burada da var. Değişiyor. Bak. Orada da mı var? Hı-hı. Bayağı varmış. Bak burası da çatlak. Evet. Net gözükür bu. Öteki de gözüküyor da aynen elini çek. Evet. Gözüküyor gözüküyor. Tamam. Burası bir de burası. Evet yeni kapağımız, siboplar ve duman lastikleri, fişek hepsi sıfır. Yani yeniden bir kapak. Komple her şey değişti. Evet. Hepsi değişti. Zaten böyle ışıl ışıl parlıyor. Evet. Hayırlı olsun. İnşallah müşterimiz bir daha bu şekilde hararet görmez. Kaçtı civata abi. Thank you.
buradan su kaçağı olmasın. Yine de ufaktan böyle sürmek gerekir. Termostat bayağı bir tortu falan yapmış ama sıfır kapaklarda genelde termostatı değiştiriyoruz. Bayağı bir paslanmış. Tamam, termostatımız da değişiyor. Tabii sıfır kapaklarda değişmek en mantıklısı. Bu da yeni termostatımız. Oğlum, havası var mı? Var. Nereye gitti la bu? Termostat. Ana. Ha, burada. Termostatı kaybettik. Yeni değişmiş zaten. Yani bitik değil daha. Bak bu göz su almış olan göz. Bak pası görüyor musun? Su alan göz. Yağmur var. Ercan Usta'nın kontrollerinde bucilerde herhangi bir şey olmadığını söyledi. Uçlarını güzelce temizledi. Boşuna fuzuli masrafa gerek yok. Bunları karıştırmamanız lazım. Çünkü karıştırırsanız sübap ayarı bozulur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kapakçıya giderken sorun yok da kapakçıdan geldikten sonra bunları ayarını bozmamanız lazım. Aksi takdirde tekrar sübap ayarı gerekiyor. Evet. Yeni işlem yapmamızdan orada bir çatma var. Kıl conta buradan çok yağ kaçağı oluyor. Yani bunlar da kronik ve bir süre sonra tekrar kaçırıyor. Ben yine de çok ince olacak sürdüğünüz silikon. Çok ince olması lazım. Yoksa kalın olduğu zaman sibop ayarlarını bozuyor tekrar. Evet. Zaten böyle daha uzun yarın sabaha kadar yaptığımız işlemler bekleyeceği için bütün silikonladığımız yerler güzelce kuruyacak. Tamam, böyle sıcağı sıcağına olmayacak hiçbir şey. Direkt ben bu aracı bugün toplayıp akşamına vermeye kalksak sağlıklı bir şey olmaz. Zaten biz bir gün sonra soğuk ayarını da kontrol ediyoruz. Soğuk ayarı da yapıyoruz. Arabayı sıcakta da soğukta da saat gibi müşterimize teslim ediyoruz. Hararet müşürümüzü montajını sağlarken TL70 sürüyoruz. Tabi süremiyoruz. Açmamız lazım bunun için. Niye gelmiyor? TL70'i sürdükten sonra montajını sağlıyoruz. Herhangi bir kaçak yapmıyor bundan sonra. Şey getir oğlum. Blok ölçme.
Evet, hiç atıklık yok maşallah şu an için. Yok. Evet. Bloğumuzda herhangi bir problem yok arkadaşlar. Evet. Eski saplamalarla silindir kapak civata giriş yerlerini alıştırıyoruz bu şekilde. Silindir kapak contamız yağlı arkadaşlar. Yağlı olanlarda soba boyası işlemi yapmıyoruz. Yağlı olmayanları soba boyasıyla boyuyoruz. Bu sayede ısıya dayanıklı olduğu için contanın ömrünü uzatıyor. Ayrıca contanın 1.4, 1.6 olup olmadığına dikkat edin. Çünkü 1.6 araca 1.4 koyunca bu taraflar gömlekleri birazcık kapatıyor. Kapağı kapattığınızda piston yukarı çıkmıyor. Bu sefer tekrar kapak açmak zorunda kalıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunlara dikkat edin. Evet, sıra geldi kapağımıza. Conta çekilebiliyor mu bir tane kapağı? Hadi bismillah diyoruz. Kapağımızın saplamaları takılıyor arkadaşlar. Sıfır kapaklarda pul takmanıza gerek yok. Taşlanmamış olduğu için bir problem olmaz ama taşlanmış kapaklarda kesinlikle pul takmanız lazım. Silindir kapak saplamamızı sıkarken de 8 kiloya ayarlıyoruz. Tork anahtarı ile sıkıyoruz arkadaşlar. Ortam başına değil mi? Egzoz boğaz contamızı takarken güzelce ısıya dayanıklı badal ile gördüğünüz gibi sıvıyoruz. Ya. 6 getir, 7 getir, 8 getir, hepsi dursun burada. Oy benim. Kürbüratör kapak contamızı takıyor şu anda Bilal Usta. Ya kapağı yani. Egzoz boğazımız takıldı. Manifold korumamız takılıyor. Bu işlemi de tabii ki kim yapıyor? Barış Usta yapıyor. Kürbüratör kapağımız hemen çat çat Bilal Usta. Oğlum, bu akşam bu aracı yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü dükkan aşırı yoğun. Çok dolu. Bari vuramazsam ben bilirim bu sene. Her gün mesai oluyor. Kürbüratör kapağın somunu takarken de altına pulları takmayı unutmayın. Karbüratör şu anda temizlik aşamasında hazırlanıyor. Tirger kapakları lazım. Tirger kapakları hemen geliyor. Dispiratör kapağı. Dispiratör kapağı hemen geliyor. Geliyor zaten. Ama nereden geliyor? Gelen yok. Güzelce benzinimizi döktük. Fırat Usta fişek gibi çalışıyor maşallah. Güzel güzel güzel. Ustalarıyla beraber ağaç yaş iken eğilir. Nasıl eğitirsen öyle devam eder. Nasıl öğrenirsen o şekilde de sen devam edersin Fırat Usta. Sen de ileride elemanları bu şekilde eğiteceksin Allah'ın izniyle. Benim gibi eğiteceksin. Benim gibi mi? Niye? Ben nasıl eğitiyorum? Erkan Ustası geldi, özel eğitim yöntemlerini anlatıyor. Nasıl eğitiyorsun abi? Allah sana lan. He? Gece mesai çok sever bu. Sabah erken gelir. Aha. Evde beni direktmen kaldırır. Sıkı tut. Harika. Evet. Bu arada Hyundai Accent Era zincir değişimi yapıyoruz. Nasıl değiştiğini güzel bir şekilde anlatmaya çalıştık. Yakında kanalımızda yayınlanacak arkadaşlar. Bu videoyu da izlemeyi unutmayın. Karbüratörümüz güzelce temizlendi. Cilli gibi oldu şu anda. Montajı sağlanıyor. Karbüratör tasımızı da güzelce ilk başta benzinle yumuşatıyoruz. Çünkü şu taraflarda gördüğünüz gibi lekeler var. Daha sonra bir balık spray operasyonu yapacağız. Birazcık dinlendikten sonra. Bilal Usta da bir yandan trigeri ayarlıyor. Trigerin kastanı sıkarken de tam kastanın ortasındaki giriş yerinden boşluktan bir tane civatayla kastırıyorsunuz sıkarken. Aksi takdirde sıkamazsınız arkadaşlar. İyi izleyin o sahneleri. Zaten triger ayarı nasıl yapılır diye kanalımızdaki Tofaş Eğitim serisi
oynatma albümümüzde bir sürü videomuz var. Detaylı olarak. Orada da görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yuvata ile halletti Bilal Usta. Şimdi buji kabloları. Buji kablolarımız orada, dispiratör kapağımız orada. Buji kablolarımızı kontrol ediyor. Dispiratör kapağında bir oksitlenme var mı? Buji kablo giriş yerlerinde oksitlenme var mı? Bunlar önemli. Aksi takdirde araç tekleme yapar çalışırken. Buji kablolarında kesiklik var mı? Kaçırma yaparsa da tekleme yapar. Gördüğünüz gibi Profesör Doktor Bilal Sabah şu an sabah mı akşam mı? Detailing yapıyor. Abi Sabah diye yazıyor soy ismi ama sabah mı akşam mı bilmiyorum tabii ki. Sıralaması da 1-3-4-2. Güzelce benzini yedikten sonra balat spreyi. Harika. Gördüğünüz gibi buradaki şeyler kalkmış arkadaşlar. Katran vardı çünkü. Hepsi burada. Görüyorsunuz. Bunları da güzelce temizledik. Şuraya da bir şurada ince var. Bu Fırat Usta şimdi onu da ayarlayacak. Adam yapıyor ya. Adam çekirdekten yetişiyor ya. Maşallah. Eş zamanlı olarak gördüğünüz gibi dispiratör kapağının içini kontrol ediyor. Tevzi makarasını kontrol ediyor. Sadece kabloların yanına mı? Onun kıratılar sıkık mı? Ha. Halletmiş ürünü takıyoruz. Yan keski ya da pense. Yan keski ya da pense dedi. Acil durum. Halletmiş ürünün soket girişi de gevşekmiş. Bazen LPG beyin bobinlerinde, gaz valfi bobinlerinin giriş yerlerinde soket girişleri gevşiyor arkadaşlar. Bu da seyir halindeyken bir kasisten geçtiğinizde benzin oynamasına sebep oluyor. Bundan dolayı çıt çıt ses gelir, gaz keser. Yolda gaz kesmesinin başlı sebeplerinden biri budur. Bu şekilde vakalar çok geldi. Geliyor. Nerede Emre abin? Emre maske zaten uzak duruyor. Maske lazım mı? Maske daha yeni aldık bir dünya. Var bir dünya yeni almışlar. Bir dünya yeni almışlar maske. Bunları sıkıntı. Evet şu an son kontroller. Karbüratör tasını takmadan önce. Bu taraftaki ayağı sök korumayı. Ben tası getiriyorum o zaman. Bu taraftaki korumayı sök abi. Bırak şu tası dur. Şu trigeri bağlayalım. Şimdi tas burada boru moru engel olacak bize. Önümüzü göremeyeceğiz değil mi? Doğru mantıksız. Kanteye getirirken de tam olarak şu nokta arkadaşlar. Buradan gözükmüyorsa mesela biz şimdi göremedik bunu. Hemen şurada bir tane daha nokta var. Kastanın diğer tarafında. O şekilde görüyorsunuz. O tam olarak triggerin burasına gelecek. Bu şekilde içeride. Bunu çekiyorsunuz. Oradaki püme gelecek. Trigger kayışında iki tane çizgi var arkadaşlar. Aşağıda. Biri bu şu çizgiyi göster. Üstten böyle. Evet. Aynı şey, aynı şey altta da geçerli. Tamam mı? 3 hareket arkadaşlar. Buradaki bir, az önce gösterdiğim iki yer. 2 hareket, 3 de değil. Bundan alt. Yok şurayı demişsin ya. Tamam diyeyim. Kayış, kasnaktaki o kertik. Tamam ve bitti. Trigger kapağının kertiği. Aşağıda da yine kasnakta bir tane çizgi var. Çizgiyle triggerin çizgisi aynı olacak. Sıkarken de gerginin 2 tane cıvata yeri var. Oradan kastırıyorsunuz arkadaşlar. 13'lük cıvatayı sıkıyorsunuz. Trigger'in gerginliği de aynen bu şekilde olması lazım. Bu kadar oynadığımda sıkıntı yok. Çok gergin olsa mideyi bozar. Tamam. Teşekkür ediyoruz Barış Ustam. Çok gevşek bırakırsa öter. Değişti. O da sıkıntı olur. Sente atlama riski olur. Çünkü top açılar biliyorsun yanlıya yanlıya geziyor. Evet. 13.20 vermiştim. Trigger ayarlanması aynen bu şekilde arkadaşlar. Karbüratör tasımız. Şu an gördüğünüz gibi takılıyor. Aracın yağ filtresi değişecek. Hava filtresi değişecek.
O yüzden uğraşma. Git bana leğe getir. Abi bu orta başlamış ya. Yağımız da tamamlanıyor şu anda. Radyatörü de su doldurduk arkadaşlar. Çünkü antifriz şu an koymayalım. Bir bakalım neyi var neyi yok. Müşterimiz de bir kullansın. Daha sonra zaten bir 1000 km sonra tekrar yağ bakımına gelmesi lazım. Değiştirmemiz lazım. Gaz ayarını vesaire derken komple tekrar kontrol edeceğiz. O sırada aracın antifrizini de tamamlayacağız. Değiştireceğiz. Şu anda hava girişlerini bile üstte kapatıyor. Burayı komple kapatıyoruz. Oradan da hava ayarı verecek. Çünkü gaz havayı sevmez arkadaşlar. Merhaba. Sen abi. 13 yarım kalsın. Düz sonra bir de kalsın. Diğer arkadaşlar gitsin aslında. Evet o biraz kalkmış. Onu çevirmemiz lazım abi. Tasımızı tamamladık. Tasımızın tırnakları çok iyi. Bu tırnaklar gevşekse tırnakları değiştirin arkadaşlar. Çok pahalı bir şey değil. Kalsın buradan ki hava alınca arabanın tırnak ayarları komple bozuluyor. Neyse bir çalışsın da takarım ben onu en son. Yarın da takarım. Aracımızı çalıştıracağız şu an. DPG regülatörün basınç pirinç vidasından basıncı yükseltecek. Ona göre ayar yapacak. Avans mı? Boşa at. Hadi bakalım bismillah. Evet. İstiyor ya. Sadece avans ayarı kaldı. Bakacak. Toparlıyor. Hava bozuyor. Hava mı? Evet. Hava ayarları. Buradan artık çok mu tıkamışlar, az mı tıkamışlar göreceğiz. Ona göre şimdi Bilal Usta ayarı verecek. Güzel çalışıyor. Havasına da bir daha bak. Güzel bir daha bak. Sarsıntı yok. Çok güzel. Oğlum. Heh, su var. Kaçak mı var? Ne bileyim abi bir çarptı. Az önce Bilal ustamız çarpıldı arkadaşlar. Çok sağlam çarptı yemin ediyorum abi. Buji kablolarıyla çalışırken siz amatör kişiler için konuşuyorum. Dikkat edin. Tabii Bilal ustamız sabahtan beri yoğun çalıştığı için dalgınlıkla eli çarptı ama sanırım ateşleme kaçağı da var. Ona da bakacağız.
kandumanlar, kullanılan silikonlar, egzoz yontası, badal vesaire bunlardan dolayı aracımız şu anda ısındığı için rahat bir şekilde gaz verip ayar yapabiliyoruz. Ateşleme kaçağını tespit etmeye çalışıyor. Ona göre parça değişimine gideceğiz. Radyatör su kapağımızda arkadaşlar, contası falan komple çıkmış. Gördüğünüz gibi bunu da değiştireceğiz. Tasın segmanları gevşek kalıyormuş, hava alıyormuş. Şu an Bilal Usta bu şekilde sıkıyor arkadaşlar. Daha sağlıklı sıkması için. Buji kablosu baksana abi yukarıdan, ben bunları sıkana kadar. Buji kablolarımız değişiyor arkadaşlar. Profile var ya, mezesinin karşısına geliyor. Meze tekmek var ya, onun karşısına olmak lazım. Bu buji kapatabiliyor muyum? Yeme olabilir mi? Evet. İyi lan maşallah, motorda yükleme yok. Gaz ver bakayım. Bas. 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 Motorda üfleme yok dedi. Motorda az var. Üfleme yok dedi. Çok az var. Şu an aracın çekişini duyuyorsunuz, gaz yemesini duyuyorsunuz. Güzeldi. Buji kabloları da değiştikten sonra herhangi bir problem kalmadı. Az önce söylediğim şeyler, buji kablonuz kaçırıyorsa çekiş düşüklüğü yaşarsınız demiştim. Ve şu anda dediğimiz şeyleri gördük, yaşadık. Şu an aracımızın işlemleri bitti. Yarın tekrar bir suyu kontrol edilecek. Daha sonra soğukta LPG ayarı yapılacak. Müşterimize teslim edeceğiz. Fakat benim yarın işim olduğu için bu şekilde bırakıyorum. Yarın ustaların kontrolünde Allah'ın izniyle müşterimize teslim edeceğiz. Son olarak benzin valfi kaçırıyor demişti. Bir dakika, çekmeye gerek yok. Biz az önce benzinle çalıştırmaya çalıştık. Şu an görüyorsunuz komple damlatıyor. Çalıştır. Bırak. Bırak. Stop. Gördüğünüz gibi komple oynuyor zaten. Valfimiz değişecek. Yeni benzin valfimiz. Şu an aracımız benzinde çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Gördüğünüz gibi yeni valfimiz sıkıntısız bir şekilde takıldı ve hiçbir problem yok. Benzindeki çalışması da aynen bu şekilde. Sol ısınınca çok zırıltı yapıyor. Şarjım oraya tutmuş. Kapısı takılmamış yani. Bu civata takılmadığı için. Evet, takıldığı için yere düşmüş işte. Şarjım oraya vuruyor. Evet. Zırıldamasının sebebi de bu. Şimdi bir civata atacağız. Problem kökten çözülecek. Evet, aracımızın sadece egzozunun civatını takıyor şu anda her konusu. Herhangi bir problem kalmadı. Aracımızı teslim ediyoruz arkadaşlar. Evet, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.